Evet, Karabağ'a gidiyoruz. Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandı. Araba saklayacağız alt üstü ya. Acilen arabadan kurtulmamız lazım. Sağ ol Mek. Kız burada sakladı. Şimdi size kısa bir özet geçmem gerekiyor ki durumu daha iyi anlayabilin. Biz arabayı park etmek için bir otoparkın girişine doğru girdik. Otopark görevlisi de bize şöyle bir köşeyi gösterdi. Arabanızı şurada tutun. Benim yapmam gereken bir iki dakika işlem var. Ondan sonra sizi alacağız dedi. Ve oraya geçtiğimiz anda bir trafik polisi yanımıza geldi. Aslında durduğumuz yer trafiği kesinlikle işgal eden bir yer değildi. Ama trafik polisi burada durmanın yasak olduğunu söyledi. Ben de bir iki ufak tefek serzenişte bulundum. Ama daha sonrasında da aslında bizden rüşvet istediğini anladık. Videoyu izleyince daha iyi anlayacaksınız. Bizim atölye gel etti. Ya o özleri dedi burada saklamış. Kayındı bu da cerme yazır. Kolay gelsin. Bak şimdi işaret ediyor bak. Bak. Turistiz ya, o kadar olur, daha yeni geldik. Bugün geldik ya. Araç kiralık. Çantamı verebilir misiniz? Vallahi ayıp oldu ya. Niye ayıp oldu? Bence ayıp oldu. Niye? Nedenini bence konuşmayalım. Valla şimdi burada siz olmasaydınız çoktan çıkmıştık, gitmiştik. Burada durmamıştık bu kadar. Ama bazen o da insanlık halidir. Turistiz. Ben size yazmalıyım bak bunu. Bir tarafta hareket yok ama mühendelim işaret istikametinin aksine. Tamam. Tamam mı? Bunu yazmalıyım. Ne kadar yazmalıyım? Oğlum. Şimdi ödeyebiliyor musun? Şimdi öderiz. Ne kadar vereceğiz? 40. 40 var mı? Bu size ait değil yani bak. O yüzden diyorum ki bu size ait değil. Bu akvada hiçbir şey yok. Tamam. Verdim. Özüne götürdü. Tabii kendisini aldı. Hiçbir caza zaten yazmıyor. Şu konuya tekrardan bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Nasıl bize ırkçılık yapanlardan dolayı bunu bütün Ermenilere mal etmiyorsak, aynı bu örnekte olduğu gibi Azerbaycanlı trafik polisinin yaptığını da bütün Azerbaycanlılara mal etmiyoruz. Bunlar bireylerin kendi hatalarıdır.